SOS Çocuk Köyü Derneği'nin aile güçlendirme programı devam ediyor. SOS Çocuk Köyü Derneği çatısı altında 2006 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren aile güçlendirme programından bugüne kadar 240 aile ve 690 çocuk destek aldı. Aile güçlendirme programının amacını Aile Güçlendirme Programı Koordinatör Yardımcısı Doçent Doktor Anıl Görkem Berete'ye açıkladı. Burada özellikle bizim en temeldeki misyonumuz aile güçlendirme olarak bir toplumun, gelişmiş bir toplumun, sağlıklı bir toplumun ilerleyebilmesi için güçlü bir aileye ihtiyacı vardır. Güçlü bir aile içerisinde de güçlü ebeveynler olduğu zaman güçlü çocuklar ve geleceğe çok daha iyi bakabilecek çocuklar, güçlü çocuklar yetiştirebiliriz. Görkem, biyolojik ailesinin bakımını kaybetme riski taşıyan çocuklar ve ailelerine yönelik programla birlikte 3 ila 5 yıl arasında destek sağladıklarını, bununla da çocukların biyolojik ailelerinden ayrılmasını önlediklerini söyledi. Her ailenin var olan potansiyeli farklıdır ya da destek görmesi gereken noktalar farklıdır. Her aile için bireyselleştirilmiş eğitim planları yapılmaktadır. 6 ayla 3 yıl arasında değişebilmektedir. Bugüne kadar toplamda 240 aileye destek verdik. Aile bireyi olarak, hani biz dediğimiz gibi yalnızca aileye, bir çocuğa hizmet vermek ya da destek vermek değil, tüm anneye, babaya ve çocuklara vermiş olduğumuz hizmette toplamda 445 bireye hizmet verdik. Bu da bu rakamlar içerisinde 690 tane de çocuğumuz mevcuttur. Görkem, bireylerin farklı konularda aile eğitimine ihtiyacı olduğunu ifade ederek, taleplere şu an sadece Lefkoşa sınırları içerisinde yanıt verebildiklerini ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. İlerleyen projelerimiz içerisinde kırsal kesimlere yönelme veya kırsal AGP, mobil AGP dediğimiz birçok projelerimiz mevcut 2023 için. Şu anda Lefkoşa'da, doğuda Ercan Kavşağı, kuzeyde hemen Boğaz, Girne Boğazı, batıda da Alayköy Kavşağı'na kadar lokasyonda ikamet eden ailelerimiz bizlere başvurabilir. Aile güçlendirme programından yararlanan ailelere de mikrofonumuzu uzattık. Ben eğitim desteği için özellikle başvurdum. Bu konuda inanılmaz yardım hissi de aldım. Pandemi sürecindeydik biz ve okulun eğitim aksaklığı yaşandı epey uzun bir süre. Arkadaşımla birlikte oturmuştuk, bunu paylaşıyordum ben. Oğlumun eğitimden geri kaldığı için üzüntü yaşıyordum ve desteğe imkanım olmadığından bahsediyordum. Bu kurumdan bahsetti bana arkadaşım, daha doğrusu AGP projesinden hiçbir bilgim yoktu. Öyle sebep oldu, geldim, başvuru yaptım, kabul edildim projeye. Hem eğitim desteği hem manevi anlamda desteklerini gördüm. Çok da memnunum. Sürecimiz bir yıldır. Kısa sürede çözümler üretildi. Eğitim haricinde yaz aktiviteleri, yaz okulu, yani çok büyük destekleri oldu çocuklarıma. Çocukların mutluluğu, alamayacakları destekleri, yani kendi imkanlarım tarafından alamayacakları destekleri gördüm. Bu konuda çok mutluyum. Büyük bir güven burası gerçekten ve gerçekten olumlu anlamda büyük bir destek. Her anlamda bireysel olarak ben de kendi desteklerini alıyorum. Aileme, hayatıma, her şeyime dokundular. Umut her zaman vardır. Böyle bir nokta oldu benim için. Her tür yani ihtiyaca yardımları dokunabiliyor, evet. Dediğim gibi manevi, psikoloji, eğitim desteği, sağlık desteği, umut, burası umut. Bunu diyebilirim rahatlıkla. Aile güçlendirme programı sosyal hizmet uzmanı Sevgi Özbarışçı da ailelerin yaşadığı zor durumları güçlü kılmak için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Burada bizim için önemli olan, bizim aileyle işbirliği içerisinde ihtiyaç olarak gördüğümüz şeylerin bizimle işbirliği kurularak yürütülmesidir. Aslında bir toplumda bulunduğumuz şartları kabul edersek bu toplumda nasıl güçlü ayakta kalabiliriz, hem birey hem aile
aile olarak bildiğimizde, bu mevcut şartları kabul ettiğimizde aslında çalışmalarımızı yürütmek daha kolaydır. Aile Güçlendirme Programı Koordinatör Yardımcısı Doçent Doktor Görkem, SOS Çocuk Köyü Derneği çatısı altında yürütülen aile güçlendirme programını daha geniş alana yayma hedefinde olduklarını belirterek gönüllü destekçilerin artması çağrısında bulundu. Bizim ciddi anlamda yeni fonlar bulmaya ihtiyacımız var. Destekçilerimizden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz biz SOS ailesi olarak birçok destekçilerimizle ayakta durabiliyoruz.